Hepinize merhaba arkadaşlar. Android Summer Camp'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Navigation konusunun ikinci dersiyle devam ediyoruz. Yine bizim yanımızda Begüm var. Müsaitsen eğer Begüm seni sahneye alıyorum. Hoş geldin. Selam. Nasılsın? İyidir. İyi bir hafta sonu. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstersen sunumunu alıyorum ekrana. Ve sahneyi sana bırakıyorum. Tamamdır. Görüşürüz. İyi dersler diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin. Hoşçakal. Selam. Şöyle geçelim. Bir saniye. Aslında bu çarşamba günü yaptığımız dersin devamı gibi. Orada da navigation'ın başından bahsettik biraz. Internetlerle navigation nasıl yapılır? İnternetlerin türleri neler? Activity Lifecycle ne gibi ilk uygulamamızda yapmış olduk aslında bir önceki derste. Şimdi Zpack kütüphanesinin içinde bir navigation kütüphanesi de var. Şey oldu, çok fazla kütüphane oldu. Aslında bugün onunla nasıl navigation yaparız onu göreceğiz. Bir de Fragment diye bir şey var. Fragmentler ne işe yararlar? Fragment'ın lifecycle gibi şeyleri göreceğiz aslında. Böyle yavaştan şey yapalım. Geçelim. Yani nispeten kısa bir şeyimiz var ama dersimiz. Şimdi ilk fragmentlerden bir bahsedelim. Bugünkü uygulamamızı fragmenta çevireceğiz aslında geçen hafta yaptığımız ve geçen ders yaptığımız uygulamayı bugün fragmenta çevireceğiz. Fragment dediğimiz şey bizim uygulamamızın UI'nin ya da kullanıcı arayüzünün yeniden kullanılabilen bir parçası. Activity'ler gibi fragmentların da bir yaşam döngüsü var. Ve aynı activity'ler gibi kullanıcı girdisine yanıtı verebilirler, aksiyonları gerçekleştirebilirler. Ama her zaman bir tabanında fragmentların bir activity bulunur aslında. Biraz şey gibi. Ve çocuk yapbozlarının bir tabanı olur. Yapbozları onun üstüne yerleştirirsiniz ya. O taban activity gibi. Yapboz parçanız fragment gibi. Bir activity'nin içerisinde birden fazla fragment gösterebiliyorsunuz da. Yeniden kullanılabilir olması, modüler olması fragmentları çok daha kullanışlı yapıyor activity'lere göre. Aynen yani güzel bir açıklama şekli aslında activity'ler fragmentlara göre daha örnekseler diyebiliriz biraz da. O yüzden fragmentlar daha çok tercih edilebilir. Birkaç ana activity'niz olur. Kalan bütün ekranlarınız fragment olur gibi. İşte login activity'niz olur. Login ekranlarının hepsi kayıt olma, giriş yapma bunların hepsi fragment olarak bulunur gibi düşünebiliriz. Bir de yaşam döngüsünü bir görelim. Aslında activity lifecycle'la çok benziyor. Sadece bir iki böyle farklı burada callback metotları var aslında. İlk başta onAttach diye bir ekstra şeyimiz var. Fonksiyonumuz var. Aslında onAttach dediğimiz attach bağlanmak, bağlamak gibi bir anlama sahip. Yani sahibi olan bu fragmentın activity ile ilişkilendirildiğinde fragmentınız onAttach çalışıyor. Sonra bildiğimiz onCreate metodumuz çalışıyor. Bu ne demek? Fragmentımız oluştu demek. Oradan sonra da iki tane birbirine çok benzeyen isme sahip metodumuz var. OnCreateView ve OnViewCreated diye. OnCreateView fragmentımızın layout'unu inflate etmek için aslında kullandığımız yer. Inflate etmek dediğimizde aslında inflate işlemi XML'in okunup UI çizebilmek için view objesi oluşturulması işlemi gibi bir şey çok basit. Yani XML'iniz okunuyor bu Java ya da Kotlin koduna çevriliyor gibi de basit düşünebiliriz aslında. Inflate ettik fragmentımızı. Sonra onViewCreated çalıştı. Bu da onCreateView'dan hemen sonra. Fakat bu geçen ders yaptığımız gibi herhangi kaydedilen bir state'i geri almamızdan, geri yüklemeden önce çalışan bir şey aslında. Kalanında onStart'ta fragment görünür hale geliyor. OnResume'da fragment odak haline geliyor. OnPause'un karşıtı olan metodumuz fragment odaktan çıkıyor. Fragment görünürlükten çıktık
çıkarken 10 stop'u çalıştırıyoruz. 10 destroy view diye bir şeyimiz var. Bu da fragment'ın görünümüne artık ihtiyaç duymadığımızda o fragment'ta o görünümle ilgili kaynakları temizlemek için çağrılıyor. 10 destroy var, fragment'ımız yok ediliyor. 10 detach de 10 attach'in zıt metodu. Fragment artık activity ile ilişkili değil, sahip activity'sinden ayrıldı. Yani artık aktif bir fragment'ınız yok. Hiçbir şekilde işte find view by id vesaire bir şey kullanarak çağıramıyorsunuz fragment'ınızı. Bu şekilde bir life cycle var. Hafif birkaç farkı var. Birbiriyle karıştırılabilesi birkaç metodu da var. Bu da böyle biraz fragmentlarla bir şeyler yaptıkça oturacak bir şey. Şimdi geçen ders yaptığımız uygulama üzerinden devam edeceğiz aslında. Bunun aktivitelerini biz fragment'a çevireceğiz. Bunun için de activity açtığımız gibi aslında biz package'imizin üstüne geliyoruz. New diyoruz. Aşağıda fragment var. Blank fragment seçtik. Adı da main fragment olsun. Hani adları da çok şey olmasın, farklı olmasın aktivitelerden. Böyle oluşturduğumuz için bir main fragment oluşturdu ve de bunun bir XML dosyasını oluşturdu. Burada da bir sürü aslında kod var. Bir taslak halinde geliyor bu fragment kodları. Biz bunların çoğunu sileceğiz şu an. Çoğuna ihtiyacımız yok. Şimdilik. Gradle yapsın. O sırada şöyle class'ın üstündeki kodları bir silelim import'a kadar. Param yazan yerleri bir silelim. Hatta şey on create view üstünü komple silelim daha doğrusu. Bir de companion objectimizi silelim. Geriye sadece on create view metodumuz kalacak içinde. Kalanına ihtiyacımız yok şu an için. Şimdi main activity'miz için main fragment yaptık ve detay activity'miz sizin yerini tutacak. Aslında ya o ekranı bize verecek bir detay fragment oluşturacağız. Detay fragment diyelim. Yani şimdi gerçek hayat projelerinde büyük bir proje ise on create metodunu kullandığımız şeyler oluyor. Companion object kullandığımız durumlar oluyor. Ama aslında şey gibi de bunlar üzerinden kullanmıyoruz. İsteyerek duyduğumuzda kendimiz tekrar on create metodlarını oluşturuyoruz. Companion objectleri oluşturuyoruz gibi düşünebiliriz. Komple bu hani şuradan sağ tıklayıp fragment oluşturmadan da önce bir Kotlin class'ı açıp fragment deyip sonra kendi içimiz hani şey kendimiz XML dosyasını yaratıp burada inflation da yapabiliriz. Komple boşta gelebilir yani. Biz ihtiyacımız oldukça ekleriz gibi. Bunlara ihtiyaç duyduğumuz şeyler ya illaki oluyor aslında. Şu an yok ama. Detay fragment'ımızı da oluşturduk. XML'ini oluşturduk. Şey yapalım. Aslında XML içindeki yazdığımız XML kodlarını kopyala yapıştır yapacağız gibi. Koda gelelim. Ctrl A deyip hepsini alalım. Bu activity detayı açmışız. Neyse. Tersten gitmiş olacağız. Activity detay XML'in içindeki kodları fragment detay XML'ine atacağız. Komple silip yapıştırıyoruz. Burada tek önemli nokta tools konteksti değiştirmeyi unutmamamız gerekiyor. Detay fragment diyelim. Çok basitçe kopyala yapıştır yaptık. Fragment detay, activity detaydan kurtulalım. Activity main'de fragment main'in içine yapıştıracağız. Geldik. Fragment main kodlarının hepsini silip yerine bunu yapıştıracağız. Tek yapmamız gereken tools konteksti değiştirmek. Şimdi bindinglerimizi bir yapalım. Zaten biz geçen ders view binding yaptığımız için view binding Gradle'da view binding
için gerekli olan şeyleri kurmuştuk. Zaten aktivitelerimizde de onu kullandık. Aynı mantıkta Fragment'a da binding yapacağız. Binding diyelim. Zaten aslında şey, şöyle göstereyim. Yavaş diye tuttu, canı sağ olsun. Fragment main binding. Fragment main binding diyelim. Zaten burada inflate layout for this fragment diye bir comment atmışlar. Aslında biz orada şuradaki inflation yerine view binding uygun bir inflation yapacağız. Binding. Fragment main binding. Dedik. Hayır. Inflator. Ay, inflate. Karıştı kelimeler. inflator. Container. False. Ya aslında aşağıdaki şeye çok benzer bir şey yaptık binding'de. Sadece şu R layout fragment main yerine inflator yazdık gibi oldu. Şimdi bunu sileceğiz. Binding nokta root yazacağız. Tabii ki istediğiniz şekilde olabilir. İstediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. O tasarım konusunda activity gibi düşünebilirsiniz. Sadece yapıları activity'den bir tık farklı minik minik şeyler. Yani bir activity'nin üstünde duruyorlar gibi fragmentler. Data binding anlatılacak mı? Şimdi derslerin eğitmenleri farklı olduğu için bu konuda tam net bir şey ben cevap veremiyorum. Ama bunu bir sorup cevaplamaya çalışırım. İleriki zamanlarda ya da ekipten biri cevaplar diye düşünüyorum. Sorarız. Fragment detail binding. Fragment detail binding. Printer. Container false. Container parametresi container'ın nasıl anlatılır? Şimdi birden şey yapamadım. Cümleyi kuramadım. Container'ı nasıl anlatabiliriz? Bir açıklaması bir şey var mı? Daha net size anlatabileceğim. Ya aslında bu fragmentların üstünde durabileceği taban gibi bir şey mi desem? Şu an tam bir cümle kuramadım. Kusura bakmayın. Bugün biraz rahatsızım. Azıcık şey oluyor. Cümlelerim karışıyor birbirine. Binding yaptık. Tamam. Daha iyi açıklayacağım. Birazdan bir şey cümleyi toparlayabilirsem. O arada da şey yapalım. Main activity kodlarımızı main fragment'a, detail activity kodlarımızı detail fragment'a geçirelim. Şimdi kapatalım. Burada binding yapmıştık. Bir tık farklı gördüğünüz gibi activity ve fragment bindingleri bir tık farklı. Çünkü mesela container parametresi neden var? Çünkü fragmentlar tek başlarına var olamıyorlar. Gibi düşünebilirsiniz. Yani activity bizim temelimiz. Tek başına var olabiliyor. Fragmentların başka şeylere ihtiyaçları oluyor. Şimdi main activity kodlarını buraya taşıyacağız ama bunu on create view içine taşımayacağız. On view created içine taşıyacağız. Bunu tekrar bir şeyde görelim. Önce on create view çalışıyor. On create view'da biz layout'ımızı inflate ediyoruz. Sonra on view created çalışıyor. Oraya da main activity'de yazdığımız, on create'de yazdığımız kodları alacağız aslında. Şöyle bir compile alayım, sonra gereksiz şeyleri çıkarırız. Şimdi internetlerimize gerek yok. Çünkü artık internetlerde değil, navigation kütüphanesiyle yapacağız. Şimdilik sadece adli mail telefon dursa olur. Şunu da şuraya geçirelim. Burada da yine on view created. Hop.
içine koyalım. Burada da bayağı bir maşallah kod var. Önce bir container objektimizi alıp şu klasenin altına koyalım. Mesaj gönder fonksiyonumuz da kalsın. Çünkü implicit intent'e paralel bir şey yapmayacağız. Biz explicit intent görevini yapan, işini yapan şey ne? Navigation kütüphesinde. Onu göreceğimiz için bu da kalabilir. Şunları alalım. Ama bunlar hata verecek. Çünkü biz ad, e-mail ve telefonu daha almadık. Intent gibi de tam şey yapmayacağımız için. Bunları aldık ama şimdilik bunları şuradan block comment deyip şey yapalım. Comment diyelim ki sıkıntı yaratmasınlar bize. Başka bir şeyimiz yoktu sanırım. Bir bakalım şeyleri aldık, kodları aldık. Bir de notlarıma bakayım bir şey var mı? Heh, var. Main activity'miz kalacak. Çünkü main activity'mizin üzerine bu fragmentleri koyacağız. Ama detay activity'mizi biz artık silebiliriz. Ona ihtiyacımız yok. O yüzden önce bir XML'ini silelim. Zaten XML'ini silerken bize diyecek ki bu bir yerde kullanılıyor. Mesela ya şöyle bir şey silerken bakabilirsiniz. Bunlar işte burada kullanılıyor, şurada kullanılıyor gibisinden uyarı verir. Do refactor diyelim, sil yine de biz diyelim. Detay activity'mizi silelim. Mesela bu nerede kullanılıyor? İşte campaign objekte main activity'de kullanılıyor, manifest'te kullanılıyor diye bir uyarı verdi. Şimdi biz zaten main activity'yi bir temizleyeceğiz. O sıkıntı değil. Ama manifest'te de bizim activity'miz var. Geçen dersin başında çok az bir şeyden bahsetmiştim. Manifest dosyasından biraz uygulamanın kimliği gibi demiştim. Uygulama izinleri, internet izni, işte bulunduğunuz konum izni vesaire bunları da manifestten alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada aktivitelerimiz de var. Mesela main aktivitemiz uygulamamız açıldığında ilk çıkacak olan activity. Bunu detay activity ilk açıldığında çıksın şeklinde de değiştirebiliriz. Manifest'te böyle şeyler yapabiliyoruz. Ama biz artık detay activity sildiğimiz için manifest'ten de kaldıralım ki bir hata olmasın. Sonra artık bizim main activity'deki kodlara da ihtiyacımız yok. O yüzden şöyle bir yan doğru yerden bir silelim. Şöyle silerim. Main activity'mizde sadece binding kalacak şekilde temizledik. Manifest'ten detay aktivitemizi kaldırdık çünkü bunları sildik. Silememişiz. Silmeyi unutmuşuz. Ben size şey gösterirken silmemişim. Silelim. Tamam, sildik şimdi. Gerçekten sildik. Şey de yapalım. Bir de son olarak. Main aktivitemizde hala şeylerimiz duruyor. Tasarımlarımız. Onları bir şöyle onları da yok edelim. Nasıl olsa biz bunları mail fragmentımıza taşıdık. Tertemiz bir aktivitemiz kalsın. Şimdi okey, bunları konuşmuş olduk aslında. Bir sorunuz olursa geri döneriz buraya. Şimdi Navigation Component diye bir yapısı var Jetpack kütüphanesinin. Bugün de bizim kullanacağımız şey bu. Jetpack kütüphanesi ile ilgili navigation component'ımız 3 tane parçadan oluşuyor aslında. 3 ana parçadan oluşuyor bugün kullanacağımız. Biri navigation graph, biri nav host, biri de nav controller. Bunlar ne yapıyor? Bunlar neler? Navigation graph dediğimiz şey uygulamadaki ne denir? Ya, ilerlememizi hangi ekrandan sonra hangileri gelecek, hangi ekran hangi açıyı açacak? Bu navigation'larımızın görsel olarak temsil edildiği bir XML dosyası. Aralarındaki geçişleri gösterebiliyoruz. Hangisi ana olarak açılacak ekran burada ev simgesiyle gösteriyor. Onu gösterebiliyoruz. Taşınacak verileri görebiliyoruz. Gibi gibi bir sürü şey var aslında navigation grafimizin içinde.
Bir sonraki yapımız Nowhost. Nowhost'ta Navigation Graph'teki hedefleri gösteren bir container. Yine bir container kelimesi. Yani bizim bu Nowhost yapımız ne gibi düşünelim? Bir çerçeve gibi aslında container yapımız. Çerçevenin içine farklı fragmentları gösterebiliyoruz. Fragmentlar arasında biz gezinirken Nowhost'ta gösterilen ekranda güncelleniyor. Biz bugün Nowhost Fragment diye bir şey kullanacağız. Nav Controller'da Nowhost'ta bu görüntülediğimiz fragmentların arasındaki navigasyonu kontrol etmemizi sağlar. Mesela intentlerle navigation yaparken biz start activity diye bir şey çağırmıştık. Öyle intent çalışmaya başlamıştı. Artık buna ihtiyacımız yok. Nav controller görüntülediğimiz fragment'ı değiştirmemize yardımcı oluyor. Kendi metotlarıyla, navigation metoduyla vesaire. Bu şekilde 3 tane yapıyı kullanarak biz navigation'ı çok daha kolay, çok daha görsel bir hale getirmiş oluyoruz aslında. Now host o an gösterilen ekran değil, bir çerçeve gibi. Çerçevenin içine farklı resimler koyuyoruz ya, o resimler, ekranlarımız, fragmentlarımız, now host onların çerçevesi gibi, container olarak aslında. Şimdi bizim bu navigation komponenti kullanabilmemiz için Gradle'a bunların dependency'lerini eklememiz gerekiyor. Gradle'a birkaç işlem yapmamız gerekiyor aslında. Ben o şeyleri bir kenara yazmıştım şurada. Onları da şeyden size chatten inşallah kopyalayabilir yapabiliriz. Şimdi ilk modül seviyesindeki Gradle'ımızı açıyoruz. Dependencies kısmına geliyoruz. Buraya navigation şeylerimizi, navigation dependencies'lerimizi ekleyeceğiz. Ben şuradan bir kopyala yapıştır yapabiliyor muyum burada? Biraz çirkin oldu ama bakalım güzel gidecek mi? Bakalım ben de bir deneyim güzel yapışacak mı? Yani yapışırken sorun olmuyor gibi. Tamam. Modül seviyesindeki Gradle'ımızın dependency kısmının altına bunları koyduk. Şimdi proje seviyesindeki Gradle'a gidiyoruz. Plugins'in içine onu da size atayım. Ay yanlış. Şey kopyaladım istiyorsanız. Kotlin Android version'ın altına Navigation Safe Args diye bir şey koyuyoruz. Tamam. Güzel gitti gibi. Modül seviyesindeki geri dönüp seviyesindeki Gradle'a geri dönüp en tepedeki plugins'e geliyoruz. Onu da bir size göndereyim. Oraya koyacağımız şeyi de bunu da hemen Kotlin Android dediğimiz kısmın altına Safe Args plugin'imize ekledik. Tekrar üstünden geçelim. Önce dependencies'e navigation Jetpack kütüphanesindeki navigation dependencies'lerimizi ekledik. Sonra proje seviyesindeki Gradle SafeArgs plugin'imizi ekledik. Bunu ekledikten sonra modül seviyesindekine geri dönüp tepeye SafeArgs plugin'imizi tekrar böyle bir şekilde eklemiş olduk. Şimdi bir sinkleyelim. Uy, kapşırız. Evet. Mevsim geçişleri zor oluyor. Bakalım bir şey, eksik bir şey yapmış mıydık? Yapmamışız galiba. Gradle'ımızı senkronize ettik. Gradle'ları kapatabiliriz. Şimdi main activity'de biz dedik ki bizim bir container'ımız var. Teşekkür ederim. Container'ımız var. Container'ımız ne nullhost diye bir şey var. Nullhost fragment kullanacağız. Bugün dedik container'ımızın içinde de farklı fragment'lar gelip gidecek yani. Onun için bunu ve ekleyeceğiz.
Şurada da görüyorsunuz aslında Fragment Container diye bir şey var. Bunu buraya ekleyelim. Biz kodumuza gidelim. Sen neden kızıyorsun bize? Constraint demedik diye. Çok doğal. Center horizontal diyelim. Central vertical diyelim. Konuşamadım. Match constraint diyelim. Kodumuza geri dönelim. Koddan burada ilerlememiz daha sağlıklı XML kodundan. Fragment container view'umuzu koyduk. Bizim fragmentlarımız bütün ekranı kapsayacağı için biz bunu bütün ekrana yaydık. Ekranın bir kısmında fragment'ta kullanabiliyorsunuz. Mesela ben bu activity sayfamı düşünün. İkiye bölüp buraya başka bir fragment, buraya başka bir fragment koyabilirim. Teşekkür ederim ekleriniz için. Şimdi önce şey değiştireceğiz. Android name diye bir property'si var. Onu da size göndereyim. Onu da bir kenara yazdım. Biraz uzun bir şey diye. Değil mi? Android name property'sini nahoş fragment yapacağız. Bu name hani default olarak tek bir fragment olarak geldi. Tek bir fragment de olabilir. Nowhost fragment da olabilir. Biz bir activity içinde bir sürü fragment göstereceğimiz için Nowhost fragment'a çevirdik aslında. Başka şey var. App çıkmayacak mı? Çıkmıyor galiba. Ben de yazamadım. Default Nowhost true. Şimdi bir default now host şey ekledik. Property'si. Buna true dedik. Bu da şöyle düşünelim. Mesela bir geri düğmesi oluyor genelde uygulamalarda tepede. Bir ekran geriye gelmenizi sağlıyor. Bunu default now host true dediğimizde biz bir fragment geriye gidebiliyoruz. Bir activity geriye gideceğimize. Gibi düşünebilirsiniz bu default nowhost true'yu. Aslında sizin navigation hiyerarşisi içinde etkileşime girmenize sağlıyor gibi de biraz daha kompleks bir şey var. Açıklaması var. Ama temel olarak bunu true dediğimizde konteynerimizin içinde mesela 3 tane fragment açtık. Üçüncüden ikiye dönmemizi sağlıyor. Bir önceki activity'ye değil. Gerçek hayat projelerinde ikiye bölme gibi bir kullanım oluyor mu? Oluyor. Yani bir ekran içinde farklı fragmentlar kullanma gibi şeyler oluyor. Onu da dersin sonunda unutmazsak örneklerini göstermeye çalışayım. Şeyde Android Developers sayfasında sitesinde var bunların örnekleri. Oraya da biraz oraya da haşır neşir olmanızı CodeLab'ler vesaire dokümanlar bayağı faydalı oluyor. Bayağı ufuk açıcı şeyler de var içinde. Şimdi biz Activity'mizin içine bir konteyner koyduk. Bu ekranın içerisinde fragmentlarımız gözükecek. Şimdi main activity'ye geri geliyoruz ki bunu biraz daha kurulumunu yapabiliriz. Yapabilelim. Nowhost fragment diyelim. Bal. Support fragment manager. Sonra find fragment by id dedik. R.id. Biz buna id vermeyi unuttuk. Hemen bir id de verelim. Zaten yani default bir id'si gelmiş ama biz bu id'yi daha güzel bir şey yapalım. Ne olduğu daha net anlaşılsın ya daha net otursun diye. Now host fragment yapalım. Bunun ID'sini değiştirelim. Burada da artık nowhost fragment olarak bulabiliriz. Burada bir as nowhost. Bugün nedense klavyeme çok bakma ihtiyacı duyuyorum, yazamıyorum.
Ops, bir şey unuttum mu? Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Şuraya galiba şey ekleyecektik. Arada ben de karışıyor böyle şeyler. Controller eşittir. Now post fragment nokta now controller. Aslında şimdi üç parçamız var. Navigation graph, now host, now controller. Now host'un bir görevi de aslında navigation graph ile now controller arasında bir köprü kurmak. Now controller bizim navigation'ımızı kontrol ediyor. Now graph ise hangi ekranlar arasında nasıl geçişler yapacağımızı kontrol ediyor. O yüzden biz now host fragment üzerinden bir now controller çekiyoruz buraya. Şimdi bizim dolayısıyla burada yazdığımız fragment container view'a bir navigation graph vermemiz gerekiyor. Onu da normalde mesela şöyle veriyoruz. App now graph diyoruz. Sonra burada navigation graph'imizi veriyoruz. Ama biz daha navigation graph oluşturmadık. Onu yapmak için de REST yazan yere gelelim. New dedik. Android resource file dedik. Resource tip olarak navigation seçeceğiz. Buraya da sadece nav graph yazacağız. Resource tipi ya burada gördüğünüz gibi farklı ya burada yanda dosyalarında gördüğümüz kaynak tipleri var. Fontlar, resim ya da vektör gibi drawable'lar, layout'lar, menüler vesaire vesaire. Biz şimdi navigation seçtik. Navgraph oluşturarak otomatik olarak bir Navgraph yapısı açacak bize. Böyle güzel bir kullanıcı arayüzü var aslında Navigation Graph'in. Aynı zamanda yani normal tasarımda olduğu gibi XML kodunu da görebiliyoruz. XML kodu üzerinden işlem de yapabiliyoruz. Buraya şimdi şuradan en solda artılı olan yerden New Destination deyip biz fragmentlarımızı ekleyeceğiz. Çünkü fragmentlar arası geçiş yapacağız. Bir activity'miz var. Onun üzerine geçiş yapabileceğimiz iki tane fragment'ımız var. Fragment main'i ekledik. Fragment detayı ekledik. Bu gördüğümüz ev simgesi şey gibi oluyor aslında. Şurada da değiştirebiliyoruz. Bizim ilk açacağımız başlangıç ekranımız neresi onu göstermek için biz ilk main fragment'ı eklediğimiz için otomatik olarak ona atadı. Ama bunun üstüne gelip ev simgesine basıp bunu açarsam ya bunu işaretlersem önce detail fragment'ı açar sonra main fragment'ı açar. Main fragment dedik. Şuradaki yuvarlaktan tutup buraya sürükleyip bırakıyoruz. Ve biz şu an bir aksiyon ne denir? Aksiyon tanımladık. Aksiyonun da ismi bayağı da uzunmuş. Şöyle göstereyim aksiyonun. Aksiyonu böyle main fragment'ın altında tanımladı. Main fragment'tan detay fragment'a gideceğimiz için ismini şöyle bir kısaltalım. Action main to detay gibisinden kısaltalım. Çok çok uzun oluyor. Kendi otomatik bir isimlendirme yaptığı için. Aksiyonumuzu tanımladık. Fragmentlarımızı koyduk. Şimdi bir de bizim taşımak istediğimiz veriler vardı. Biz buradaki ad, e-mail ve telefonu bir sonraki ekrana taşıyacağız ki o ekrana basabilelim. Onları da şöyle ekliyoruz. Göndermek istediğimiz fragmentin üzerine geliyoruz. Biz detay fragmenta bir şey göndereceğiz. Arguments kısmına artıya basıyorum. Argümanımın ismi ne? Bir ad. Tipi ne? String. Array olduğunu belirtebiliriz. Null olabilecek olarak belirtebiliriz. Bir de varsayılan bir değer verebiliriz. İşte atıyorum null olabilir. Ve null olarak bu ekrana gelirse varsayılan olarak Ali yaz gibi bir değer verebiliriz. Bizim şu an öyle bir derdimiz yok. Argümanımızın adını ver, ismini verdik ad olarak isim taşıyacağımız için tipini belirttik. Bizim kalan argümanlarımızın hepsi de string. O yüzden yine aynı şey yapacağız. E-mail diyelim. Sürekli mail yazıyorum. Alışkanlık. String.
Bir de yok, telefon vardı. Şurada görebiliyorum zaten. Okey. Gönder argümanımızı göndermek istediğimiz ekranı seçip argümanları yazdık. Okey. Start destination'ı verdik. Action'ı işaretledik. Parametre olarak özel bir class verebilir miyiz? Şöyle diyeyim. Burada parsable, serializable gibi şeyler var. Bunlar aslında biraz ona yarıyor. Bir data class dediğimiz bir yapı var Kotlin'de. Data class'ı gönderebiliyorsunuz gibi yapabilirsiniz. Eğer bu şeye uyuyorsa, gönderim şeylerine uyuyorsa yapabilirsiniz. Data class'lar mesela gönderebiliyoruz. Main activity'mizde işimiz kalmadı. Activity main XML'de işimiz kalmadı. Main fragment'a geldik. Ve şimdi taşımak istediğimiz değerleri göndereceğiz. Daha önceki kodumuzda intent oluşturduk. Intent'in altında put extra diye bir şeyler vererek bunları gönderdik. Şimdi de aslında bir aksiyon oluşturuyoruz. Bunu oluşturmadan önce şey yapalım. Şuradan bir build alalım. Bazen çünkü bunu taşımamız için işte bu şeylerin navigation class'ların oluşması için tekrar bir build almamız gerekiyor. Oluşmuyor yoksa. Onu da unutmadan şey yapalım. Bir build alalım. Evet, bir uygulama içinde iki uygulama gibi uygulamalar da var. Benim çalıştığım yerde biraz öyle şeyler oluyor bazen. iframe ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir ona bakayım. HTML bilgim çok yoktu. Sanırım benzer bir şey gibi. Bakalım ne oldu? İzin kapı tabi. Ay. Nav grafi vermeyi unuttuk. O yüzden hata aldı. Activity main'de burada bizim nav grafimizi vermemiz gerekiyordu. Onu unuttuk. Tamam. Fragment container view. Yani nonhost fragment'ımızın içine XML'li bir de navigation grafimizi vermemiz gerekiyor. Bunu unutursak hata alıyoruz. Böylece now host'umuz bu navigation grafiği alıp now controller'a iletip yani aralarında navigation sağlayacak. Şimdi tekrar bir build alalım. Kursun sonunda junior oluyor muyuz? Ya her şirketin junior kavramı farklı oluyor. O yüzden olabilirsiniz de bazı şirketlere göre olmayabilirsiniz de. Ama önerim zaten tahminimce yapmıyorsunuz bunu, yapmıyorsunuzdur da hani buna bağlı kalmayın. Kendinize bakın. Birbirinize sorular sorun. Bizlere soru sorabilirsiniz. Yani en azından ben LinkedIn üzerinden vesaire cevaplamaya çalışırım. Çok önemli olan projeler yapın. Bir sürü kitabınızı doldurun güzelce. O zaman zaten mülakattaki soruların çoğunu, Junior için olan mülakatlardaki soruların çoğunu yapabilir hale geliyorsunuz. Yapamadıklarınızda şeyden öğreniyorsunuz zaten mülakatlara gire gire. Bir yıl daldık. Navigation grafimizi vermeyi unutmuştuk. Şimdi main fragment'a gelelim. Aksiyon oluşturacağız diyelim. Dedik. Action. Main fragment directions. Güzel gelmiş. Main fragment directions. Nokta dedik. Direkt nokta dediğimizde bizim navigation grafimizdeki action geldi zaten. Action main to detail diye bir aksiyonumuz vardı. Burada aksiyonumuzu tanımlayıp aksiyonumuza gereken parametreleri vereceğiz. Bu parametreler neydi?
Biz ad göndereceğiz, e-mail göndereceğiz, telefon göndereceğiz. Bunu da aksiyon üzerinden gönderiyoruz aslında. Böyle XML kodunu da bir göstermiş olayım. Argümanları da şöyle güzel güzel ekliyor fragmentin altına. Ne dedik? Ad dedik, e-mail, telefon. Zaten o öneriyi yaptı. Bu şekilde aksiyonumuzu tanımladık. Şimdi Now Controller üzerinden navigation'ı yapacağız. Find Now Controller. Navigate. Action. Yani navigation grafiğimizde tanımladığımız aksiyon ve argümanları buradaki aksiyon değişkenimizin içine verdik. Sonra Now Controller üzerinden Navigate fonksiyonuyla bu action ona ne denir? Action başlatılsın, action tamamlansın dedik. Bunu da butona bastığımızda yapacak aslında. Şimdi biz bunları gönderdik. Bir navigation başlattık. Ama bir de bir fragmentten bunu almamız gerekiyor. Burada bunun için bir sorun yaşamıştık hatırlıyorsanız. Şeyde. Bunlar internetten kalma şeyler diye. Şimdi şöyle şey yapalım. Private latent var diyelim. At depth string diyelim. E-mail. Burada 3 tane parametre var. Sürekli karıştırıyorum ne olduklarını. Telefon. Telefon. Okey. Şimdi biz hatırlarsanız başka sesimin donduğu şey var mı? Oluyorsa şey haber verin. Bir de ben bir şöyle hemen bir kontrol edeyim ses şeyini. İnternetten veya bilgisayarın biraz hızlı şey ısınmasından olabilir. Biz fragment'ımızı ilk açtığımızda bir şeyler sildik hatırlıyorsanız. Hatta göstereyim. Tekrar bir blank fragment açalım. Tamam. Şimdi blank fragment diye açsın. Biz mesela geldik parametreleri sildik. On create'i de sildik. Companion object'i de sildik. Biriniz dediniz ki bunlar kullanılacak. Bunları hep siliyor muyuz? Bir şey sorayım. 366. gündü galiba. Aslında bunları sildik ama şimdi kullanacağız. Sadece ilk başta ihtiyacımız yoktu ve kafa karıştığına sebep olmasın diye sildik. Çünkü biz bu parametreleri bunları kendimiz şey yapacağız. Şu blank fragment'ı yok edelim. Blank yok edelim. Şimdi biz buraya o sildiğimiz on create'i geri yazıyoruz aslında. Orada gördüğümüz o arguments nokta dediğimiz şeyi de kendimiz yazacağız. İyi, doğru hatırlıyorum şimdi. Arguments diyelim. Şöyle safe call yapalım. Net diyelim. Burada şimdi bu parametrelerimizi biz alacağız. Neyimiz vardı? Ad var. It dedik. Nokta get string dedik. Name diye yazmadık ki. Ben yine kafa benim karıştı iyice. To string. E-mail, get string, e-mail. İş yerinde İngilizce yazmaya alışınca bazen kafam oraya otomatik gidiyor. Kusura bakmayın. Bu da edinmenize önerdiğim bir alışkanlık aslında. Kodlarınızı İngilizce yazma şeyinde olun. Nedir? Eğiliminde olun. Daha iyi oluyor öyle. Biz Companion Object'te eksik bir şey yazdık mı? Bir bakayım. Yazmadık galiba. Neyse bir sıkıntı olursa zaten hata veriyor. Burada bunları aldık artık. Yani buradaki komenti kaldırabiliriz. Okey, unuttuğunuz bir şey varsa
Bazen değişkenleri de İngilizce yapınca ilk başlandığında böyle hafif bir kafa karışıklığı gibi şeyler, ya daha önce böyle geri dönükler aldığım için baştakileri bir Türkçe gidelim diye şey yaptım. Normalde şeylerde de daha ileri bir konu olsa onları da İngilizce şey yapıyorum ama ilk yazdığınız uygulama bu olacak diye bu summer camp içerisinde bunu şey yaptım. Böyle. Bugün cümle kuramıyorum fark ettiğiniz üzere. Bir sıkıntı yok sanırım. Şey yapalım. Başka böyle merak ettiğiniz tam şey size açık olmayan şeyler. Aa, emülatör hata mı verdi? Şükür dilerim. Emülatör hata vermiş de şey çıktı. İlk defa bir emülatör hatası alıyor. Hatayı şey, raporunu gönderecek. Onu da gösteremedi. Çünkü gerçekten. Bakalım açız. Android telefon bağlayabiliyorsanız çok daha iyi oluyor. Emülatör kullanmak yerine. Emülatör gerçekten bilgisayarı da yavaşlatıyor. Evet. Tam olarak öyle. İhtiyacınız olduğunda her şey sıkıntı yaratıyor. Bakayım başka bir şey var mıydı ekleyeceğim. Düşüneyim. Şuradan bir bakayım notlara. Yok da herhalde yok. Sakarya yazarken adaptör kısmında biraz zorlanıyorum. Evet, can sıkıcı bir şey adaptör yazmak. Aslında temel olarak adaptörlerin, recycle review adaptörlerin hepsi birbirine benziyor. Ama yine de uğraş, bir iş. Yazdıkça alışıyorsunuz ama asla sevilmiyor. Yani yazdıkça daha kolaylaşıyor sizin için, asla sevilmiyor ama. Jetpack Compose diye bir toolkit'i çıktı Android'in. Declarative UI şeklinde yapabilmek için XML'le değil, farklı bir şekilde Kotlin kodları kullanarak tasarım yapmak için. Var mesela adapter falan yok recycler için. 3 tane kod, 3 satır kod yazıyorsunuz. Pat 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 listeleme yapıyor. Bilmeyenler için de recycle review yapımız aslında belli bir şema üzerinden aynı şeyi tekrar listelemenizi sağlıyor gibi düşünüyoruz. Belli bir tasarım şeması oluyor mesela. Böyle WhatsApp mesajlarınızın listelenmesi gibi mesajlar işte gruplar vesaire listelemenizi sağlıyor. Çalıştıralım. Bir bakalım bir sıkıntımız var mı? Evet. Recycle review da bilmeniz gereken temel şeylerden biri oluyor. Aslında bir yerlere başvururken. O yüzden o da önemli. Ne soruyorlar gibi düşüneyim aklıma. Aklıma gelmedi şimdi ama recycle review o da deyimi var çoğunlukla mülakatlarda. İsim. Biz yine şarlatanlardan devam edelim bugün. Formula 1 izliyorsanız pole pozisyonunu almış bulundu kendisi çünkü. Onun hatırına ona iyi şanslar dilemek için onu da yazalım. Evet, bu kadar basit. Gönder kısmında bu zaten farklı bir artık uygulamamız dışında bir şey açtığımız için bunu navigation şeyle yapmadık. Navigation komponentte bu ayrı bir yer açıyor. Burada implicit internetten devam ettik. Bu kadar aslında bugün şeylerde. Bugün konumuz temel olarak bu kadar. Yanlış tuş.
Aslında fragment ne? Fragment life cycle nasıl? Fragment nasıl implemente ediyoruz? Ve navigation component nasıl çalışıyor gibisinden ilerledik. Veri aktarımı için. Yani view model dediğimiz şey uygulama mimarisi içerisindeki MVVM mimarisindeki bir yapılardan biri. O yüzden tam olarak bir veri aktarım yolu değil. Veri aktarımı yaptığınız işlemleri koyduğunuz bir class aslında. Data, yani şöyle, bizim burada aktardığımız fragment arası veriler minik şeyler. O data class göndermek istesek yine navigation graph üzerine onları biraz kastı. Emülatörü kapatalım. Çok güzel. Android Studio yine kendini şey belli etti. Bir data class iletmek isterseniz de ona serializable ya da parcelable olduğunu belirtiyorsunuz data class'ta. Onları da gönderebiliyorsunuz bunun üzerinden. Ama view model çok farklı bir şey. CD Recycle View gibi komponentleri almamız gerekiyor mu? Recycle View çok CV yazmak için basit bir şey olarak kalıyor. O yüzden yazmanız gerekmiyor ama sorarlar yani mülakatlarda. CV'ye daha çok kullandığınız kütüphaneler olabilir, bildiğiniz mimariler olabilir. Bu MVVM diye bir örnek verdim. View model mimarisi. O tarz şeyleri ya da büyük kapsamlı şeyleri yazabilirsiniz. Bildiğinizi varsayarlar gibi oluyor yani. Yok. Animations çok farklı bir şey Retrofit'e. Geri yaptığımız detay ekranındaki veriyi ana sayfaya aktarabilir miyiz? Onun farklı yolları var. Bunları denemenizi öneririm kendiniz. Bu bana bir mülakatta sorulan bir soruydu bu arada. Çok benzer bir şey. Bir login değil. Kayıt olma ekranı bir uygulamaya kayıt olma ekranı. Ya login yapacaksınız ya kayıt olacaksınız. Kayıt formu birkaç sayfa. Ben geriye geldiğimde o sayfada o veriyi nasıl gösteririm tekrar? Bir soru vardı. O yüzden kendiniz bir deneyin. Sonra konuşalım. M1 işlemci ile Intel arasında inanılmaz bir fark var. İnanılmaz. Hele çalıştığınız yer hani profesyonel olarak çalışmaya başladığınızda M1'inizin olması özellikle büyük bir projede çalışıyorsanız çok güzel. Tak diye açıyor. İnternet biraz evet sorun yaşıyor. Çok ilginç iş ilanları var. Gerçekten çok ilginç iş ilanları var. Şöyle söyleyeyim size. Orada yaz istedikleri her şeyi de bilmenizi beklemiyorlar. Mesela işte dependency injection diye bir kavram var. Bunun kütüphaneleri var. Dagger veya Hitachi. İşte onu bileceksiniz. Coroutines ya da RxJava bileceksiniz. Şunu bileceksiniz, bunu bileceksiniz diye listelerler. Mülakatta siz bir şeyler anlatırsınız bildiğiniz kadarıyla. Onlar sorular sorar. Onlar onu içlerine değerlendirir ama asla %100 şey karşımızda çok da beklemiyorlar. Giriş seviye bir şey için. Tabii ki. Examen hala devam eder mi? Jetpack Compose mu yerine alıyor? Bu konuda çok net bir fikrim olmuyor. Yani Examen pat diye gitmez. Onu söyleyeyim. Hala çok fazla kullanan var. Çok fazla ekranı olan uygulamalarda hepsini Jetpack Compose'a geçirmek için önce bir developerların Compose konusunda bir kendini az biraz da olsa geliştirmeleri lazım. Ekranları V olduğu gibi Compose'da tasarlamaları ona göre oraya geçirmeleri lazım. Vesaire vesaire. O yüzden pat diye herkes Compose'a tamamen geçemez. Ama yavaş yavaş geçiliyor. Özellikle yabancı firmalarda, yurt dışındaki firmalarda daha hızlı, daha çok geçiyorlar gibisinden. Yani navigation komponentte şimdi ben de detaylı bilmiyorum. Onun için kendi profesyonel hayatımda farklı tarzda şeyler yaptığımız için
Navigation Component tarafını tam emin değilim ama dümdüz hani şey yapan da gördüm. Bunu böyle geri getirip veriyi geri taşıyan falan. Sen deneyin yani o açıdan. Firebase ile ilgili uygulama. Yani bilemem. Onu dediğim gibi firmaların beklentileri çok çok farklı oluyor. Firebase bilmek, az biraz da Firebase bilmek herhalde hoşlarına gidebilir. Emin değilim. Dediğim gibi ben iş yardımcı olmadığım için hepsi de çok farklı şeyler bekledikleri için buna net bir cevap veremiyorum. XML'le daha hızlı duruyor. Ya aslında Compose'u bilseniz Compose'le hem uygulamayı yazması daha hızlı oluyor hem onunla ilgili Medium yazısı okumuştum. Performansı bir tık daha iyi bütün şeylerde. Bütün ekranları Compose yaparsanız performans çok daha iyi oluyor. Ama işte bu bir süreç. Evet, bayağı zevkli. Jetpack Compose. Finish metodunu kullanmadım. İyi. Şöyle şeyi de büyüttüm. Puntosunu rahat görebildim diye. O yüzden hepsi sığmıyor ekranı. Şey yapayım ben. En azından bu kısmını GitHub'a atayım. Bugün yaptığımız halini. Geçen seferinkini unuttum. O yüzden Go hakkında bir düşüncem yok sensine. Çok bilgim olduğu an bir taraf değil. O yüzden çok hani ilgilendiğim veya bilgim olan bir şey değil. UI kısmı ile ilgili best practice'ler ya yine en güzel Android Developer sayfası ya da işte Material Design için Material.io diye bir sayfası var Google'ın. Oralara bakabilirsiniz. Harit spesifik olarak aklıma başka ya var öyle güzel YouTuber'lar da şu an spesifik bir gelmedi. Onları bir düşünüp size tekrar şey yapayım. UI best practice'leri. Ama Android Developer Service bu konuda iyi bence. Modlab'leri olsun, dokümanları. Bazen dokümanları bir tık böyle dili biraz advanced kaçabiliyor arada. Şekil. Burada silelim. Bundan sonraki dersiniz yine sanırım Çarşamba günü olması lazım. Ona da bir şey detayını hemen size ileteyim. Önden bir spoiler vermiş olayım. Bir sonraki dersimiz bugün üzerine konuştuğumuz Recycle Review aslında. Recycle Review'u göreceksiniz bir sonraki derste. Çarşamba günü. Zaten GDG Turkey sosyal medya platformu başka GDG'lerin beraber çalıştığımız GDG'lerin platformlarından görürsünüz duyurusunda yarın falan. Güzel bir eğlenceli, heyecanlı bir konu Recycle Review. Başka size vereceğim bir güncelleme var mıydı konuyla ilgili? Memory leak konusunda da çok çok detaylı bilgilerim yok. O yüzden size kazara yanlış veya eksik bir bilgi vermek istemem şu an. Fragmentlar üzerinde özellikle. Yine şey yapabilirim. Başka bir duyurumuz yok sanırım. Sizin başka merak ettiğiniz bu konu olsun, önceki konular olsun. Bir şeyiniz var mı ya da eksik gördüğünüz şeyler bu süreçte onları daha da geliştirebilmesi veya ileriki derslerde kapatılabilmesi için. Önerim böyle minik minik uygulamalar yapmanız bu süreçte. Çok basit tek ekranlı olur. Tek activity, tek ekran. Activity bir sürü fragment. İki activity, iki activity bir sürü fragment. Oynayın biraz bunlarla.
UI Clone. Ya UI Clone için çok fazla şey var. Video var YouTube'da. Ona ayrı bir ders ayırmak yerine temel konular işlenebiliyor. Ama UI klonlamayı denemeniz bence faydalı. En azından tasarım nasıl oluyor, bunlar nasıl yapılıyor gibi aklınıza takılan soruları denemeniz, takıldıkça nasıl çözeceğinizi bulmanız gibi gibi şeyler güzel oluyor. O yüzden mesela Android'de ben en çok gördüm. E-ticaret uygulamaları klonlanıyor. Twitter güzel bir şey klonlaması. Sanırım Caner'in de benzer bir şeyi vardı. Twitter kullanımı. Android kısmında. Ya evet, Flutter'la daha çok var. Doğru, haklısın. Depolama işlemlerini de göreceğiz ileride. Hem lokal depolama hem internetten veri çekme. Caner'in sanırım Twitter kullanıma benzer bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu hatta şurada yandan bir bakayım. Öyle bir şey varsa size şey yapayım, göndereyim de ya da Caner'e söyleyeyim. Şey yapalım. Hemen yandan bir bakayım. Başkasında ha şey evet varmış, tamam. Twitter kullan app diye. Size onun şeyini göndereyim. Bir inceleyin. Bakın. Caner de bu arada şey yapmayayım da şu izinle konuşarak Caner de iletişim kurabilirsiniz. Bayağı iyidir. Evet, bu şekilde bu arada. Bir sonraki dersimiz Recycle Review. Sonra bir internetten veri çekme ve lokal depolama gibi konular üzerine bir tane sürpriz konumuz da var. O yüzden şey yapın. Takip edin. Kendinize bir şeyler yapın. Elimizden geldiğince şey yaparız. Evet. Kediler yine coştu. Belli saatti. Ya bu spesifik saatleri var gerçekten. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz yoksa yavaştan şey yapabiliriz. Şöyle şey ekranı kapatayım da. Farklı sorularınız olursa beni bulabilirsiniz. Twitter, LinkedIn şey yaparız. Cevaplamaya çalışırım ben. Mülakatlar olsun, teknik konular olsun, başka şeyler olsun. Kediler de olabilir. Okey, sanırım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim ben de dinlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için. Görüşürüz. Çarşamba yeni dersler.